Caner'i de affettiysen sol bekin çıkıyorsa sol bekini alacaksın. Kimi yiyorsunuz siz ya? O zaman Caner'i Emre mi affetti, Erol Bulut mu affetmedi? Kafam karışıyor. Hocam, hocam da onu hocam, söyledi. Onu söyledi. Herkes sol bek oldu dedi. Bak, Erman hocam, ego yapar mı antrenör hocam? Sol bek, sol bek sakatlanıyor. Sol bek orada oturuyor, affetmişsin. Takımın başarısı hocam, için affettiysen hocam, oynatırım. Çok güzel söyledin, Rea demin söyledi. Yani Salah'ı içecek sola. Ben yoktum o zaman da. Salah'ı içecek sola o zaman. Sol bekte çok iyi oynayan bir oyuncu var. Gustavo'yu al geriye. Yani hocam, o da bir şey. Takımı cezalandırıyorsun. Ya bak, Caner'i oyuna koymamakta sadece... Yedek olarak almışsan ve çıkarmışsan değil. Adam oynayacak. O zaman oynat ya. O zaman almasaydın. Takımı cezalandırdın, Caner'i değil. Takımı cezalandırıyorsun. Başarıyı engelliyorsun. Şimdi sen hiç kimseden başarı bekleme. Abi Fener takımında futbolcu çok net görüyorum. Ya futbolcu kenarı pek sallamıyor. Çok net sallamıyor. Ağırlığı yok. Hocam şey, anlattım az bu önce. Son ya, bu son defa yapıyorsun. Bam bum yapıyor, böyle bir şeyler falan yapıyor. Çat çut yapıyor. Esergen de yapıyor bir şeyler. Bu yapmıyor abi. Yapmıyor. İyi olduğu zaman Ali Koç çıkıyor veya Emre çıkıyor. Abi sorumlusu kulüp başkanı Ali Koç'tur. Gerisi hepsi hikaye. Ben baştan sorarım hesabı abi. Niye antrenör kim abi? Antrenör zurnanın son deliği. Ben getiriyorsam onu o sorumlu. Ben Emre'yi getiriyorsam önce Emre sorumlu. Bu futbolcuları bana nasıl aldırdınız? Kim aldırdı bunları, menajerleri? Kimler acaba? Kaçar para verdik? Bu paralar değer mi? Kulüp başkanı soracak bunun hesabını. Ben mi soracağım? Çok ne söylüyorum ya. Hiç kimse perdenin arkasına kaçmasın. Çıkıp konuşsunlar şimdi. Ne alt yaptıklarını. Ayıptır ya. Fenerbahçe, vallahi billahi ben Fenerbahçe taraftarı olsam çıldırmıştım ya. Herhalde şeyi falan kırardım. Televizyonu falan bu akşam. Ya böyle bir ruhsuz takım olur mu ya? Hoca, yenilirsin ya. Çıkarsın, kaçırırsın, bilmem yenilirsin. Ama böyle bir takım olur mu ya? Ayıp. Ben Feyyaz hocam, şimdi Fenerbahçe takımı ilk bölümde de söyledik. Bir oyun istikrarı sağlayamadı ligin başından kesinlikle. Beri. İşte 29 maç oldu. Bugün işte geride kalan 11 maç var. İşte hocanın açıklaması da öyle. Ender, tam senin dediğin gibi yani, istikrarı sağlayamıyorum diyor. Hoca da bunu söylüyor. Dışarıda aslında. Da içeride de rekor kırıyorum diyor. Kırma kardeşim rekorları. Ortalamanı 2 yap, devam et. İçeride 0 çekersen olamazsın şampiyon. Sorunu alayım Ender'cim. Sorum işte oydu zaten. Buna çözüm bulması gereken kim? Hocam der ki, Erman hocam, yani yukarıdan başlar buradaki faturayı kesme işi. Ama eline 22 oyuncu verilen, devre arasında da 4 yeni oyuncuyla kadrosu güçlendirilen, belki forvet alınmayarak yanlış yapılmasına rağmen elinde daha fazlasını oynayabilecek kumaşı olan bir takımın o konuda Kadıköy'de 4 kez Erman hocam arka arkaya puan şey kaybetmesi. Ben size bir şey söyleyeceğim. Hocam bir şey de ben söyleyeceğim. Buna şimdi dedikodu diyecekler. Ne hocam? Çıkacaklar, yalanlayacaklar. Ha, şey pardon. Söyleyeceğimi. Ama gerçek. Ama gerçek. İrfan Can geliyor, çıkıyor. Ya diyor, ben diyor bu takımda Emre'yi mi dinleyeceğim, Emre'yi mi dinleyeceğim, antrenör mü dinleyeceğim, yoksa sahadaki diğer kıdemli oyuncuları mı dinleyeceğim, bir türlü anlayamadım diyor. Bu benim duyumum. Ben demedim diyecektir muhakkak ama gerçek. Onu da söyleyeyim. Evet, siz şimdi devam edin. Buyurun. Ben zaten hocam onunla ilgili Emre Belezoğlu'nu az önce söyledim. Siz söyledikten sonra dedim doğru söylediniz. Emre Belezoğlu tribünden hocam stres basmaz taktik. Yani o veriyorsa bir kulübede bütün gelen takımlara da bunu yapıyormuş. Oyunculardan benim de duydum. Eğer böyle yapıyorsan zaten orada bir iki başlık siz, var. Ben kağıt geldiğinde yukarıdan geliyor dediğimde siz dediniz ki sen de dedin ya dedin. Ben de dedim evet. Erol onu şey yapmaz filan öyleydi ama. Hocam o, da o kağıt analiz için de geliyor. Birçok antrenöre de geliyor hocam. Evet, hocam ya, evet, maç hocam, oynanıyor. Kağıt. Kağıtla mağıtla analiz. Ne analizi ya? Var hocam. Var hocam. İki senedir çok var ama o. Siz bütün takımlarda var. Değil. Sen Türkiye'ye bakın bütün abi. Bütün takımlarda var o son. İki senedir özellikle çok var. Kağıt yukarıdan gelmiyor hocam. Dereden geliyor. Gemiler var ya, kağıttan gemiler. Oradan geliyor hocam. Çok hoca yaptı onu. Buyurun. Şimdi üstadım. Erman hocama %100 katılıyorum. Şöyle, eğer böyle bir kadro yapıyorsan, şampiyonluğa oynuyorsan, hedefin varsa o zaman şampiyon hoca getireceksin Ender. Daha önce şampiyonluk yaşamış, Türkiye'de dışarıda bir şekilde kendini kabul ettirmiş. Çünkü Erol Bulut öyle ya da böyle şu anda kendini kabul ettirme safhasında olan bir teknik adam. Anadolu kulüplerinde yaptığı başarılı işler var. Ama şu ana kadar bir kupa kaldırmışlığı bilmiyorum.
Süper Lig'de yok ama kupası var mı federasyonun? O da yok. Yani dolayısıyla sen oyuncu yetiştiriyorsan, şimdi o hocalar ikiye ayrılır Ender. Yetiştirici hocalar, bir de hedef hocalar, yarışçı hocalar. Şimdi böyle bir takıma yarışçı hocayla geleceksin. Yarışçı hocayla geldiğin zaman dışarıdaki, yanındaki Emre Belezoğlu olsun, işte yardımcıları olsun, şampiyon hoca olunca o kadar çok müdahale edemezler. Çünkü adamın ortada bir kariyeri olacak. Adam çıktığı zaman diyecek ki ya kardeşim benim şurada şampiyonluklarım var. Biraz Emre'cim otur bakayım oraya diyecek yani. Senin teknik adamın bunu diyemiyorsa o zaman baştan bir sıkıntı var. Orada Erman Hoca'ya %100 katılıyorum. Sahaya döndüğümüz zaman... Baştan hocam, parantezce çok güzel anlatıyor bir şey. Demek ki baştan gelirken ya biz nasıl olsa yani bir sıkıntıya gitse müdahale edeceğimiz bir teknik adam seçelim. Biz de müdahale ederiz. Yani öbür ya türlü edemeyiz. O geliyor değil mi akla? Bir de Rehacığım yani ne kadar enteresan ya. Sen müthiş bir takım yapıyorsun. Ondan sonra gel bakalım Erol Bulut. Ya Ender, buyur şey diyorsun. Yani bence hocam, baştan yanlış bir tercih. Çok güzel yorumlar yapıyorsunuz da tek bir şey soracağım. Bunun Serdar Aziz'in kendisi kalesine attığı golle ne alakası var abi? Ya bunun teknik adamlıkla şeylikle ne alakası var? Hayır, çünkü o kadar subjektif konuşuyoruz ki. O da aslında teknik adamın problemidir. Senin stoperin rakip çizgiye inmiş, durduğu yere bakar mısın ya? Sen bunu uyarmıyor musun hocam, ya? Hocam ben de bir şey söyleyebilirim. Yani bunu yapacak olan, bunu düzeltecek olan teknik adam da müdahale edecek. Serdar orası yanlış diyecek. Hocam durmasın. Serdar sezon başından beri bu hatalarını yapıyor. Yapmıyor mu kardeşim? Hocam dur. Onları hocam, da biraz müdahale edeceksin. Ya bak sen yine bak sonuç odaklı konuşmuyorsun. Ya onu Serdar yapmayabilir de. Sizin teşhisleriniz yanlış demiyorum. Hayır Gürcan'cığım bir dakika. Bak o Serdar Aziz'in bak olmayabilir. Yaptığı olay olmasa. Evet. Maç 1-0 bitse. Evet. Tamam mı? Evet. Yine bu oyun olsa. Hayır bak şimdi. Bak yine evet. Bu oyun olsa bu sefer bunları konuşmuyor olacak. Hayır yine eleştirecektik. Ne Emre Belezoğlu'nu konuşacaktık, ne yapılan 22 transfer. Aa bak şimdi. Tabii bak hayır. Bak şimdi bu oyunun skor üzerinden mi konuşuyor diyorsun? Hayır. Evet. Hayır ben de Gürcan. Ama biz oyun üzerinden konuştuk burada hafta. Hayır, ben de Gürcan skor üzerinden konuşuyor. Ama skor üzerinden konuşulur zaten. Maçı kaybetmiş şampiyonla oynayan takım. Skor üzerinden de konuşulacak. Ya skor üzerinden Gürcan. Hepsi olur bu maç. Hayır skor üzerinden konuş. Gürcan bir şey sorun bir bitirelim. Bir dakika kardeşim sen cevap sorun dedik ki. Cevap hakkımızı kullanacağız. Tabii kullanalım. Bizim masa bir dakika cevap hakkını kullan. Sayın Bekir. Buyurun. Sayın bir dakika. Hayır bilgi yarışmaları olur ya. Bir dakika biz konuşalım. O masa bir dakika. Durduk. Bak buyur Gürcan'cığım. Serdar hata yapabilir. Futbolun içinde var. Bunlar var diyemezsin. Ona rağmen bizim amacımız konuştuğumuz ya mağlup işte oldu ondan değil. Galip de olsa bu oyun yine bir haftayı Mehter takımı gibi bir ileri iki geriyle olmazdı. Yine konuşurduk. Bu Emre Belözoğlu ile ilgili olayı da geçen hafta zaten hafif böyle açmıştım. Ama iyiyken bile çok müdahale ediyor diye söylemiştim. Ama genel olarak işler kötü gittiğinde tabii ki her şeyi konuşacaksın. Bugün Fenerbahçe 1-0 da kazansaydı Fenerbahçe'nin kötü oynadığı bu oyuncu değişikliklerini yapıp da aynı bak kazansaydı yine söylerdim. Pelkas sol bekten 3 tane gol atsa yine söylerdim. Pelkas sol bek yapıyorsan egondan dolayı Caner hamlesi yapmıyorsan Caner'i hiç sokmayacaksan orası ego yeri de değil antrenörlük olarak performans alma yeri de sahada. Sen Pelkas sol bek yapıyorsan İrfan Can'ı da bak hoca, egolu... çizgide yapıyorsan bak sol hoca, çizgide Erol o zaman. Erol Hoca'nın bak, egosu yok. Bak sen de tanıyorsun ben de tanıyorum. Ya ben tanıyorum. Egosu olsaydı Caner zaman, hiç takım zaman, almaz. Derdi ki 2 gün önce İtman'a çıktı tamam, derdi gene almaz. Caner'i alırsın son bak gol at. Bak gol şimdi Fenerbahçe gol atmayabilir de sonuca göre söylüyorum. Doğrusu Caner'i alırsın. Caner 8 tane ortayı da dışarı atar. Futbolun doğrusudur ama Pelkas doğrusu değildir. Pelkas sana gider oradan 5 tane asist yapar. O doğru değil o günkü. Bu kadar yanlış yapıp, bu kadar hata yapıp ondan sonra farklı sonuçlar beklemek olmaz. Sonra Serdar'ın bireysel yaptığı hata, yok kontra atak bunlara yani buralara gelmemek gerekir. Buradan gelirken Fenerbahçe sağlıklı gelmiyor saha içine. Saha dışında en büyük sıkıntısı Fenerbahçe'nin. Saha içine giremiyor. Hocam bak aynı şekilde Antalya maçını da kaybedebilirler. Şimdi bir Gürcan ben de sana Antalya bir soru Spor'da sorayım. Sen bize bir soru sordun. Peki karşılık ben geliyor. Yani, soru senin soruna bizim hocamdan karşılık geliyor. Biz soru şimdi. Hakkımızı kullanıyoruz. Şimdi cevap kullandık soru hakkımız. Bu hafta Serdar Aziz, geçen hafta Tisserand, bir önceki hafta şey. Bunlar teknik adamın hatası değil mi? Her hafta birisi bir hata yapıyor. Hocam bak bunu... Olmaz yani hep futbolcular mı suçlu? Hiçbir şey yapmıyor musun? Takımınla ilgili bir şey geliştirmiyor musun? Bak o oyuncu değişikliklerini yanlış yaptı bir eleştiridir. İşte otoritesi yok bir eleştiridir. Ama bahsettiğimiz oyuncuların hepsi... Zaten eleştirecek başka bir şey kalmadı ya. Bahsettiğimiz oyuncuların hepsi milli oyuncular. Bak
Caner Erkin'e kaleyle rakip arasına gir dememeli bir teknik direktör. Caner Erkin'e. Kesinlikle dememeli. Ya da Tisaran'a ya da Serdar Aziz'e böyle garip şeyler yapacaksın. Ben Fenerbahçe'yi yani seyrederken geriden oyun kurmayı çalışmış bak, bir takım görmüyorum ya. Aynen. Hiçbir oyun anlayışı yok. Teknik taktik bir şey yok. Yani kim böyle bir şey olur. İki stoperin arasına biri girer, bir şey olur, biri boşa çıkar. Oynar? Bir hareket olur ama Fenerbahçe defansında top varken ben hiçbir şey göremiyorum yani. Çalışılmamış. Tamam hocam. Çok güzel. Bak Gürcan bak burada hocam, hata yapıyoruz. Yani, bak sen değil. Siz sağdan gelenler olarak öyle görüyorsunuz. Ben öyle görmüyorum. Tabii ne? Ben bir şeyler yapıldığını, bak, Gürcan, yapılmaya çalışıldığını çok kısa görüyorum. Çok bir şey söyleyeceğim. Caner'e bak. Caner'e diyecek bak. Caner'e antrenmanda. Gürcan'cığım. Caner'e antrenmanda sen burada duracaksın diyeceksin.